Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları seçim çalışmaları kapsamında kamu kurumları, STK ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında konuşan Başkan Şerifoğulları yeni dönemde de vizyon projeleri hayata geçireceklerini ve Elazığ vizyonuna değer katacaklarını söyledi. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki kurum çalışanlarıyla da buluşan Şahin Şerifoğulları, 5 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği yatırımları ve yeni dönemde Elazığ kazandırmayı amaçladığı projeleri anlatarak destek istedi ve talepleri dinledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve beraberindeki heyet, eski AK Parti İl Başkanı Nayim Toprak'ı ziyaret ederek seçim çalışmaları ve yapılacak projelere ilişkin istişarelerde bulundu. Eski AK Parti İl Başkanı Nayim Toprak, seçim çalışmalarında Şahin Şerif Şerifoğulları'na başarılar diledi. Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Çaydaçıra Mahallesi Aziziye Camisi'nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluştu. Ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın kurmuş olduğu standda mahalle sakinlerine ikramda bulundu, talepleri dinledi. Daha sonrasında Çaydaçıra'da hizmet veren esnafları ziyaret ederek seçimleri kazanmaları halinde gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkmaları halinde, hayata geçirecekleri projeleri paylaştı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilikte Elazığ Vizyonu başlığıyla Elazığ'ın doğu bölgesine yeni bir yaşam alanı kazandırılacak. Doğu Park olarak isimlendirilen projeyle eski otobüs terminalinin yer aldığı 30 bin metrekarelik alan, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, süs havuzları, piknik alanları, kameriyeler, spor ve fitness sahaları, kafeterya, mescit ve sosyal donatılara sahip yepyeni bir yaşam alanı olarak düzenlenecek. Doğu Park başta bölge mahalle. Şehirin olmak üzere şehrin hizmetine sunulacak. Başkan Şerifoğulları yeni dönemde yine şehrin doğu yakasında 60 bin metrekare alan üzerinde çocuklar için içerisinde masal kahramanları platolarının, Dede Korkut masal ve eğitim çadırlarının, ile kafeteryaların yer aldığı bir yaşam alanı yapılacağını açıkladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ayrıca şehre Abdullah Paşa Kent Ormanı kazandırılacağını açıkladı. Sürdürülebilir bir gelecek ve daha yeşil bir Elazığ temasıyla yola çıkılan projede mahallenin kuzey kısmında yer alan 1 milyon metrekarelik dağlık araziye ormanlık alan kimliği kazandırılacak. Kent Ormanıyla birlikte vatandaşlar içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu geniş bir rekreasyon alanına kavuşmuş olacak.